Herkese merhabalar arkadaşlar. Yanımda iki tane mükemmel Nike poşeti var. Aslında bunlar kargodan geldi. Fakat ben alırken bana poşetle verdiler. Çünkü birden çok farklı kargolarla gelmiş. Bu ayakkabılar arkadaşlar Nike.com'dan TopKicks.tr adresi üzerinden sipariş ettim. Instagram sayfasını aşağıya bırakıyorum. Sizler de girip oradan sipariş oluşturabilirsiniz. Hatırlarsanız birkaç tane daha zaten bu adresle çalışmalarımız oldu. Videolar yaptık. Jordan 11 almıştım oradan. İşte LeBron 19'u almıştık. Tekrar tekrar almaya devam ediyorum. Nike.com'da olan, şöyle biraz açayım. Ayakkabılara, ürünlere fark etmez, indirimli indirimsiz herhangi bir ürüne ekstra %20 indirim yapıyorlar. O şekilde sizler sipariş oluşturabiliyorsunuz. Ben de öyle yaptım. Neler aldım? Onlara bakalım. Hemen şöyle poşetlerin içinden çıkartayım. Bu arada LeBron 19 deyince şaka maka 15 ile başladık, 20'ye gelmişiz. Evet ve 20 çıkacak yani işte. Evet. Bu sene öyle düşün. Şöyle şunu çıkartayım. Şu terlik çok... mi? Evet, bir tanesi zaten dedin ki farklı bir kutu değil mi bu dedin. Bir tane şöyle arkadaşlar Jordan slide'ımız var, Jordan terliğimiz var. İsmini hemen söyleyeyim. Jordan Play Slide diye geçiyor. Şöyle bakabilirsin, kutu oldukça güzel. Sonra 45 numara aldım. Hep küçük alıyordum ya, 44-44. Bir tane büyük alayım dedim. Şu sıralar terliklere de sardım. İncelemelerini de yapacağım. Hatta Yeezy terliklerini falan da almayı düşünüyorum. Adidas Adilet var bilirsiniz. Onu almayı düşünüyorum. Yaz geldi. Kanalda belli şeyleri hızlandırmak istiyorum. Aklımda güzel fikirler var. Burada ise bakarsanız bu ayakkabı da çok özel ve güzel bir ayakkabı. Mavi renk kutu da çok hoşmuş. Evet, farklı oluyor genelde. Ayakkabılar da farklı oluyor. Nike Go Fly Ease şeklinde. Yine kolayca giyilip çıkartılabilen bir ayakkabı. Hatta 4,5 almışsın. Evet, günlük ayakkabıların böyle o şekilde biliyorsun. Hı-hı. Bayağı büyük bir kutu ya. Biraz daha büyük olsa hatta bir şey ayakkabı kutusuna dönecek. Emin olamadım hani terlik zannettim. Ama terlik içinde büyükmüş oldum. Evet, hoşuma gitti. Şu şekilde arkadaşlar. 23 poşetiyle evet, evet, şu şekilde Jordan bayağı büyükmüş. Slide. Evet, çok ustalı duruyor. Bende de biliyorsunuz her zaman giydiğim terlikler var ama yıpranıyor, misafir geliyor, ne bileyim dışarıya çıkacak oluyor. Birkaç tanesini böyle eskittim. Bir Nike eski vardı, bir Jordan kırmızı vardı biliyorsun. Şimdi sadece Nike'ın off-court'larını giyiyorum. Bu da biraz off-court'a benzettim yani. Baktım fiyatı da fena değil. 500 liralar civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Geçen outlet'te bile o fiyatlardaydı. Yani öyle çok indirimli olan bir model de değil. Biraz yakınlaş ve beraber bakalım. Bayağı kaliteli geldi. Direkt alır almaz arkadaşlar. Her kısmı oldukça kaliteli geldi. Şöyle altını çevireyim. Altı bayağı böyle zigzaklı ve tabana yapışabilecek şekilde balık sırtı dediğimiz desenlerle ve şurası daha farklı çıkıntılarla bezenmiş. Yani bununla basket oynamazsınız herhalde Jordan diye. Şuraları rahatsız eder mi diye düşünüyorum. Yok şuraları yani belki şu kısımlar ama zannetmiyorum. Buralarda yine pedli. Üstünde kullanılan bu da biraz sert gibi ama gitgide de açılabilir. Üstünde birçok da yazı var. Farklı burada bir şeyler, bir logolar. Bakayım okumaya çalışayım. Engineered Compound gibi belli kodlar yapılmış. Daha sizlere teknolojik bir ürün veriliyormuş gibi hissettirilmeye çalışılıyor. Güzel de oluyor, işe yarıyor. Ben kendimden biliyorum. Şöyle köşesinde hemen her iki terliğinde Jordan logosunu görebilirsiniz. İç kısmında böyle noktalı bir tasarım var. Jordan yine logosu terliklerin topuğunda. Hemen şöyle arkasında bir şey görüyorum. Jordan ne yazıyor orada? Tam okumak da mümkün değil. Sessiz arkada. Evet. Jordan 23 Engineered diye olacağını düşünüyorum. Şekil itibariyle böyle bir girintili çıkıntılı bir terlik yapısı var. Hoşuma gitti. Şu köşelerde de yine dikişlerle ufak bir dokundurma yapılmış. Geniş bayağı değil mi? Orası bekliyormuş. Orası güzel geliyor bana. Bayağı geniş bir terlik. Biraz şöyle genişlemesi. Daha dar ayağımın fırladığı terlik yapısını pek sevmiyorum. Daha toplu derli toplu durmasını seviyorum. Daha güçlü terlik yapısını seviyorum. O açıdan da güzel olacak. Şöyle alt kısmında da yine bir Jordan logosu. Benim hoşuma gitti. Ne dersin? Güzel. Bir indirimle almak da hoş oldu. Gayet keyifli. Yani 500 küsürdü işte indirimle 400'e civarına geldi yanlış hatırlamıyorsam. Sipariş edili oldu. Ben linklerini de açıklamaya bırakacağım. Sizler de aynısını sipariş etmek istiyorsanız gidip bakabilirsiniz. Birkaç rengi vardı. Ben siyahını beğenmiştim. Bir de siyah terliğim yok zaten. Hep daha renkli terliklerim oluyor. Bu açıdan güzel. Hemen ayağımda demek istiyorum. Şöyle koyayım. Ve asıl ayakkabımıza gelelim. Nike Go Fly Ease bu tanıtıldığı zaman bayağı olay oldu. Sizler bana bayağı sordunuz. Abi inceleyecek misin? Üstünden biraz hype geçti ama Türkiye'ye yeni geldi arkadaşlar.
Biraz bekledim, birkaç ay sonra sipariş edeyim dedim. Başka renklerini de göreyim dedim ama gördükten sonra diğer renkleri dedim ki en güzel renk bu. Normal Nike kutusunun renk olarak turkuaz, değil mi? Turkuaz, mavi. Mavi. Mavi beyaz Nike logo. Güzel olmuş. Turuncudan daha güzel. Evet, kesinlikle. Hep alıştık ona çünkü. Şöyle açalım çünkü bu ayakkabı farklı bir ayakkabı. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi ayakkabıyı nasıl giymeniz gerektiğini gösteren bir Fly Ease görüntüsü var. Sağ olsunlar. Yoksa nasıl giyeceğimizi herhalde anlayamazdık diyormuşum. Ve bang bang arkadaşlar. Şöyle bağcıksız, nasıl giyeceğiniz konusunda yardıma ihtiyaç duyabileceğiniz bir ayakkabı. Bu nedir diyebilirsiniz. Benim en rengi güzelmiş. En beğendiğim renk buydu. Ya dedim ki günlük ayakkabı alacağım. Beğenmem lazım. Ve çok da farklı. Bunun hakkında da detaylı inceleme yapmak istiyorum. Hani kısa da olsa bir hafta falan kullanıp sizlere daha detaylı bir inceleme yapacağım. İlk alır almaz arkadaşlar oldukça okkalı. Ve altına baktığınız zaman da geniş, büyük bir ayakkabı. İyi ki de 44.5 aldım. Kaliteli ve güzel duruyor ama biraz şekli böyle bir pabuç şeye benziyor. Tatlı. Alaaddin'in sihirli lambası. Şeyine benziyor. Aslında o giydikleri şeyler oluyor böyle yukarı doğru. Onlara benzettim biraz arkadaşlar. Ama altı oldukça geniş, kalın ve tırtıklar da çok kuvvetli yapılmış gibi. Yok gerçi baktığımız zaman biraz yumuşak ama bayağı böyle okkalı okkalı. Yani beklediğimden daha iyi internette görünenden diyebilirim. Evet, normalde bunlar biraz daha hani ilk başta engelleri olanlar için üretilmişti. Fakat sonrasında daha kolay giyim yapılması için herkese, halka yönelik çıkartıldı. Böylelikle hani bizler gibiler de ulaşabilir hale geldik. Eskiden beri bir FlyEase teknolojileri var. Farklı farklı şekillerde sürekli sunuluyor. İşte hatırlarsınız basketbol ayakkabısı incelemiştik. Arkaya doğru yapışıyordu. Onun dışında geçenlerde bir tane inceledik. Arkası böyle, hatırlıyorsun değil mi? Oynayan doğum bir yapı da vardı. Evet. Bir sıra giymiştim 2-3 gün arka arkaya falan. Hani farklı farklı teknolojilerde üretiyorlar. Bu en farklısı oldu arkadaşlar. Dikkat ederseniz şuradaki bu bant. Bu işi yapan, yani kitlenmeyi ve açılmayı yapan bant ve altında şu görmüş olduğunuz mekanizma ile birlikte bunu yapıyorlar. Ayakkabı adeta kırılıyor ve ayağınızı o şekilde, evet bakın, kırdın kırdın. Ayakkabı aslında böyle duruyor. Yani şurayı düşünürsem bir terlik gibi. Ayağın. Şuna bakarsan bak benziyorlar. Baktığınız zaman sadece arkasından bir tane şey çıkıyor. Topuk kısmı. Şu şekilde baktığın zaman da kırık kırık yastıklama ikiye bölünmüş. Yani ayakkabı adeta ikiye bölünmüş. Tuhaf bir yapıda aslında. Şurada bakarsan da tabanı ayağını burada. Sokuyorsun, üstüne bakıyorsun, oturuyor. Sokuyorsun ve şuradan bastığın zaman tekrar devam ediyorsun. Tabii şimdi test edeceğiz. Bakalım gerçekten o kadar kolay oluyor mu? Ama biraz bunu yapmak. Evet. Şuradan sürtünmesi, çıkması biraz güç istiyor. Ayaklı daha kolay olur tabii ki elle yaptığım için. Şöyle altına bakmanızı istiyorum. Daha farklı. Şurada bir plastik var. Altta da yine aynı şekilde. Köpek oturduğu yatak. Yani şurası biraz daha sert plastik. Asıl yastıklamalar şurada. Dikkat edersen. Yani şurada da olacak. Yani bunu detaylıca incelemek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Size bir hafta bana bir müsaade edin. Bir hafta 10 gün. Bunu kullanayım. Ve sonrasında nedir ne değildir içiyle dışıyla bütün teknolojileriyle ve bana hissettirdikleriyle sizlere aktaracağım. Ama mantık bu. Yani buradaki aslında bant ve şuradaki alttaki mekanizmayla bu ayakkabı yaptığı işi böyle yapıyor. Ve pazarlama stratejisi olarak da hani giy çıkar ve devam et şeklinde sundular. Bence gayet başarılı. En azından farklı. Ben böyle teknoloji içeren ayakkabılara bayılıyorum. Ayakta tabii ki hissi nasıl olacak merak konusu. Biraz daha arkasına da bakalım. Şıklık olarak ne diyorsun? Beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Hoşuma gitti. Yani kırık hali bir tuhaf ama düzeltince güzel duruyor. Değil mi? Kesinlikle öyle. Ve ayakkabını çıkarttığın zaman da şu şekilde kalacak. Hep böyle bekleyecek yani. Sonra basıp giyeceksin. O zaman yavaştan ayakkabımızı kıralım. Ben siyah rengiyle çok ayakkabıyı daha fazla çıkarırken beğendim. Nasıl öyle yapacaksın peki? Topuğundan basarak. Yani topuklarını birbirine sürtüp çıkartıyorsun ya normalde. O şekilde. Yani bugün aslında hiç bağcık bağlamaya gerek olmayacak. İki tane
kargo açtık. Ve ben şu an ikisini de çok beğendim. Bunun genişliği bir ayrı hoşuma gidiyor. Niyeyse geniş ayaklı arkadaşlarım için oldukça güzel olacak. Hani düz tabanlık veya işte biraz daha düşük ark varsa biraz da baktığım zaman da ark desteği de varmış gibi duruyor. İkisi de şu an çok hoşuma gitti. Gayet keyifli. Ve farklı bir kargo açımı yaptık. Umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Almak isterseniz bu Flyeasy'nin en pahalı rengiydi. 2200 müydü? 2250 miydi? Ama geçen gördüğüm indirim 1300-1500'e düşmüş rengi var böyle daha yeşilli meşilli. Hani ben bu rengi tabii daha çok beğendim ama illa bu ayakkabıyı almak istiyorum diyorsanız bir de Topkicks'ten hem de üstüne indirim alırsanız baya baya indirimli gelmiş, keyifli olmuş olur. Bakın dediğim gibi linki bırakacağım. Benim şekil olarak bakalım ayağım girdiği zaman, içini doldurduğu zaman nasıl gözükecek? O zaman biraz daha kararım netleşecek. Evet, bu haliyle bir tuhaf bir şey oluyor ama değil mi? Hafif katlanmış. Evet, hadi şimdi ayağımıza giyelim ve sonra çıkışımızı yapalım. Evet arkadaşlar, bugün oturmadan yapıyorum çünkü her ikisine de oturmama gerek olan şeyler değil. İlk başta şu terliklerimizi çıkartalım. Biliyorsunuz benim favori terliklerim zaten. Şuna bakayım. Oo, tam oldu. Baksana. Hı hı. Hatta biraz daha kalın çorapla giyersem. Fena değilmiş. Yalnız tabii ki şu an aşırı rahat bir terlikten çıkartıyorum ayağımı. Sert geldi çok değil mi? Çok sert geldi. Ama zamanla açacağını düşünüyorum. Genel olarak çok rahat. Şu genişliği de çok hoşuma gitti. Normalde şurada mesela bayağı sıkıntı çekmiştim. Hatta çıkarttığım zaman ayağım kırmızı kırmızı oluyordu. Hı-hı. Bildiğin. Acıtıyordu yani. Şundaki rahatlık harika. Tabii 45 numara olmasının da avantajı var. Bu mesela 44 numara. Diğer Hı-hı. terliğim. 45 numara Jordan terliği. Yani dışarıda da böyle gezebilirsin. Ben biraz bunları da o yüzden seviyorum. Tamam evde giyilir ama dışarıda AVM'ye terlik pek giymeyi sevmem ben. Çünkü kötü bir görüntü verir. O parmak arası sadece hani yazın giyilebilecek, sahilde giyilebilecek terlikler yerine bu tarz terlikler benim daha hoşuma gidiyor. Hani şehir içinde de gezebileceğinizi düşündürüyor. En azından ben giyebilirim. Bu şekilde çorapla tercih etmeyi de seviyorum ben. Yani zaten çorapla giyiyorum. Neyse, ben sevmem çorapla. Türkiye'de pek çorapla giymeye karşılar yani sanki. Kuru terlik gibi. Çorapsız giyilir gibi yok, ben de öyle düşünüyorum. Amerika'da herkes neredeyse özellikle basketbolcular ve NBA oyuncuları bile hani çoraplarıyla basketbol ayakkabısını oradan da terliğe geçiyorlar. Ve çok fazla ben görüyordum. Hı hı. Ama bilmiyorum hani ayak parmaklarının gözükmesi, ayak parmakları kıllarının gözüküyor olması pek hoşuma gitmiyor. Daha temiz bir görüntü veriyor bu şekilde. Ben çorapla giymeyi seviyorum. Evet asıl merak ettiğimiz bu. Evet şimdi müjdanım. Evet şimdi şöyle bakalım birlikte geliyorsunuz ve... Topuklu ayakkabı giyermiş gibi evet. Bence. Ooo çok sıkı. Uf, bir kapladı ayağımı görmen lazım. Dar zaten. Dar Oo. Uzun bir ayakkabı gibi. Arkadaşlar şu bastıktan sonra arka topuk bir yapıştı ayağıma. Vay. Hiç beklediğim gibi değilmiş. Ben şey diyordum yani ayağım bol bol olur. Acaba yürüdüğüm zaman bir tuhaf hissettirir mi? Çok ilginç. Biraz fazla ilginç hatta. Şurası çok yukarı çıkıyor. Bu şu an hiç hoşuma gitmedi ilk tecrübe olarak. Şöyle daha düşük olmalıydı. Fazla şuradan yakaladı. Adeta bir basketbol ayakkabısı gibi. Şuradan fena yakaladı arkadaşlar. Üst kısmı da oldukça dar. Dikkat ederseniz içini çok iyi doldurdum. Hoşuma giden yönü şu oldu hemen. Şurası yukarı doğru kalkık yani baş parmağıma vurmuyor. Genelde benim yürüyüş ayakkabılarımda öyle bir sıkıntım olur. Çünkü aşağı doğru indiği zaman üst kısım ayaklarımı vurur. Ama çok fit bir görüntüsü var. Tepeden kendinize baktığınız zaman da bu sana aldığım buslar gibi. Bak şuradan boşluklu. Evet. Eşime bayanlarda neydi o bus? Boost X modelleri miydi? Evet. Onlardan alıyordum. O tarz bir görüntü şu var. Şu lastik olmasa daha güzel olurdu. Lastik ama bu işi yapıyor. Evet. Hı hı. Önde gayet güzel bir yürüyüş ayakkabısı ama şu topuk hissini şu an alışamadım. Alışmam biraz zaman alacak galiba. Onun dışında görüntü olarak ne diyorsun mesela nasıl? Yani güzel ama wow olmadım ben. Hı. Belki o bantı farklı bir renkte mi yapmak güzel olurdu? Olabilirdi yani hı. Topuğun o güzel görüntüsünü sanki bloke etmiş gibi. Öyle mi? Peki çıkartmayı deneyelim mi? Evet, çok kolay biçimde çıkartıp gidiyorsunuz. Giymek isterseniz de. Biraz alışmam gerekecek buna. Şu arka topuk kapandıktan sonra bir tuhaf his oluşturuyor. 44,5 yani çok fit ama kalın çoraplı olsa 45 alırdım. O zaman da ama bu tarz ayakkabılarda burada çok öyle bollaşma oluyor. Hoşuma gitmiyor. Tam numaramı aldım. Yani değişik gerçekten. Şurası içeriye ittiriyor. Yani şu çaprazlama sanki bir his var arkadaşlar yani topuktan. Beni sürekli bir içeriye ittirme hissi var. O da tabii ki bu banttan kaynaklı. Bant sizi sürekli içeriye doğru çekiyor. Evet, keyifli. Dediğim gibi bunun detaylı incelemesini mutlaka yaparım çünkü
özel ve güzel bir ayakkabı. Instagram'da böyle reels'lar falan atasım var bununla. Bu arada Instagram'da arkadaşlar ekstra ekstra önem vermeye çalışacağım yakında, çok yakında. O yüzden beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Ayakkabılar, spor, motivasyon çevresinde dönen keyifli güzel bir sayfa olacak. Daha da güzel olacak. Aşağıda hemen açıklamada link var zaten, ayakkabılar yazarsanız da bulursunuz. O zaman benden bu kadar diyorum bugünlük. Linkleri aşağıya da bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ayakkabılar sizin bulmak. Out. Let's go. Let's go. Rahatlığı güzel ya. Hoşuma gitti.